gibi okur. Elmaya elma diye bakmaz. Bakmaz. Elma ayna diye bakar, elmaya elma diye bakmaz. Manayı ismiyle bakmaz. Manayı harfiyle, yani onda tecelli edenin zat, sıfat, çunat ve esmasını, evet, mertebelerini tefeüs eder, hazmeder, fikreder, hisseder, masseder ve zevk eder. Mertebedir Yusuf'u. Yani bu sefer hakaik-i nisbesi inkişaf eden bir insanın bu kitabı, kainat, mektubat-ı samedani şekline dönüşür. Sen bakarsın acayip, o bakar çok garayip. Yani adam kitap şeklinde mutala eder, ilim oluyor ki, ötekisi de para kazanmak için bakar, yeme içme için bakar, başka bir şey bakmaz. Onun için kitap durumuna geliyor. Hakaik-i nisbesi inkişaf eden kişinin şu kainat onun nazarında bir kitaptır. Mektubat-ı Samedani. Evet, Mektubat-ı Samedani'ye. İşte şu sırrı imtihan ve sırrı teklif iledir ki, Erva-ı Aliye'nin elmas gibi cevherleri, Erva-ı Safile'nin kömür gibi maddelerinden tasaffi eder, ayrılır. İşte bu meskür sırlar gibi daha bilmediğimiz çok ince, âli hikmetler için âlimi bu surette irade ettiğinden, şu âlemin tagayür ve tahavvülünü dahi o hikmetler için irade etti. İnşallah bundan sonra, bundan sonrasını devam ederiz başka zaman. Harika bir devamdır. Burada soracağınız var mı? Abi istersen paragrafı okuyalım. Okusak, yani. Akşama ne kadar oldu? 10 daha var. Tamam. O zaman okuyalım. Müsait misiniz? O zaman hızlı okumuyorum. İşte bu sır imtihan için. İmtihanı arkadaşlar tekrar ediyorum belki yeni gelenler için. Hani soru soruluyor. Çok soruluyor da onun için bilesiniz diye söylüyorum. O ki Allah bizim biliyor cennet cehenneme gideceğimizin için yaratmış. Arkadaşlar bizi yaratmasının sebebi bakayım ne yapacaksınız bir öğreneyim diye yaratmamış. Allah biliyordu zaten. Allah bileyim diye yaratmamış bizi. Bilesin diye yaratmış. Anladın mı farkı? Bir bakayım ben bileyim. Bu öğrenmektir. Allah öğrenmez. Allah biliyor zaten. Peki bizim bilmemizdeki ne abi? İşte hakaik-i nisbenin inkişaf etmesiyle nihayetsiz mertebelere aday oluyorsun. Nihayetsiz mertebe kazanıyorsun. Peki diyeceksin ki ne işe yarar? Ha sır. Bir tane sır kardeş vardı burada. Hakaik-i nisbesi var mıydı? Dünü kıyas edebilir mi sır? Dün, bir sene önceki fotoğrafını çeksek. İki sene önce bu sene göstersek. Sıra ne ifade eder bu resim? Hiçbir şey ifade eder mi? Etmez. Niçin etmez? Hakaik-i nisbesi yok. Yani kıyas etmek var ya Allah'ın en büyük nimetindendir. Kıyas edebilmek ne demek biliyor musun? Bakın arkadaşlar. Şu kitap, elma. Kıyas edebilmek demek bu elma elmalıktan çıkıyor. Kıyas edemeyen bu donuk oluyor, donuk. Bu elmadır, başka hiçbir şey değildir. Ama bakın, bu elmadır, başka hiçbir şey değildir. Ama hakaik-i nisbesi inkişaf eden insan için bu elma, elma değildir. Bu aynadır, bu alimdir. Alim, ne yapıyor bu, ne demek elma alim? Elma Allah'ı anlatıyor. Elma Allah'ı anlatıyor. Elma Allah'ı ispat ediyor. Elma Allah'ı ifade ediyor. Elma Allah'ı tarif ediyor. Elma Cenab-ı Hakk'ın zat ve sıfat şunatının gizli derinliklerini ifade ediyor, beri ediyor. Bak nerede ne kadar fark var. İşte hakaik-i nisbiye inkişaf ederse bu olur. Yani şunu tabii içim yanıyor, ifade edemiyorum tabii kelam azinim yok. Eğer eşyayı gözüktüğü gibi görsek, başka görme kabiliyetimiz olmasaydı, Allah bize en büyük zulmü etmiş olurdu. Yani sığır olurdun, yani kaşık olurdun. Bu kaşık aklı olsa, yani sığırın bir derecesi, bu şey, otu ot görür. Başka bir şey görür mü? Görmez. Ama arkadaşlar biz otu bir alim görürüz. Otu bir Allah'ın esmasının aynısı görürüz.
Orada Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatının ifade edildiğini, tarif edildiğini Cenab-ı Hak aralıyor. İmanımıza malzeme yapıyoruz. Farka bak. Elma elmadır. Elma Allah'ın esmasının, sıfatının, zatının, şuunatının ortaya konulduğu zemindir, aynadır. Nerede? Farka bak. Onun için Allah'ın en büyük ihsanından bir tanesi nispet edebilme istidat ve kabiliyetini vermesidir. En büyük yani. Bakın ne diyorum bir daha. Yanıyor içimi söylüyorum. Allah'ın en büyük ihsanı donuk eşyayı donukluktan çıkarıp başka bir hakikatin, başka bir alemin ifade edildiği zemin olarak görmek. Elma elma görmek nerede? Bir alim gibi Allah'ı tefsir ediyor. Nerede? İşte bu hakaiki nisbiye kabiliyetinden kaynaklanıyor. Peki abi mesela diyelim ki bir doktor, bir doktorluğu yapabilmesi için bir sınava tabi tutuluyor. O bir şeyi talep ediyor ve onun nispetinde ona da önüne bir şeyler koyuyor. Peki biz daha önceden bir şey talep mi ettik de böyle bir şeyler Cenab-ı Hak önümüze koyuyor? Çok güzel. Şimdi yaratılış itibariyle senin gözün anne karnında verilmesiyle, gözün yaratılmasıyla senin gözünün fıtratı renkler ve şekilleri talep ediyor demektir. Kulağın anne karnında kulak takılmasıyla sesler alemini talep ediyor demektir. Akıl takılmasıyla marifet ve marifetullahı istiyor demektir. Bu gözü var, niye kullanıyorsun? Değil mi bak, anahtar oldu. Kapak, anahtar gitti. Göz anahtar değil mi renklere, şekillere? Kulak anahtar değil mi sese? Burun anahtar değil mi kokuya? Ağız anahtar, dil anahtar değil mi tada? Peki akıl neyin anahtarı? Eşyanın hakikatına. Kalp neyin anahtarı? Sahibinin anahtarı. Allah'ın anahtarıdır tabiri caizse. Anahtar. Ha o zaman doktor dedin ki imtihanı doktor olmak istiyorum talebe. Yani demek ki talep ediyor. Biz de fıtraten talep ediyoruz. Fıtrat yaratılış itibariyle aklen marifetullah, kalben muhabbetullah'a talep ediyoruz. Yapısı bu. Hakiki nisbiyenin en büyük nimet olduğunu Yusuf'um anladın mı kardeş? Olmasaydı ne olurdu biliyor musun? Bunun gibi olacaktın. Yani donuksun donuk görürsün. Ne kadar kafir dayı olsa hakiki nisbiyesi var. Yani taştır, arabadır, çiçektir, ottur ama onun hakiki nisbiyesi sani ile sanatkar, sanatkarla sanatı ayırt edemiyor. Matbaa ile matbaacıyı, yapılmış da yapanı ayırt edecek kadar gelişmemiş. Bir daha söylüyorum. Tabiat perestler matbaa ile matbaacıyı, sanatla sanatkarı, yapılmış da yapanı, efendim itilmişle iteni, hareketlenenle hareketlendireni fark edecek kadar değil, gelişmemiş. Kainat, tabiat nedir? Matbaadır. Matbaacı değildir. Değil mi? Tabiat nedir? Yapılmıştır. Yapan değildir. Tabiat, doğa nedir? Düşünülendir, hareketlendirilendir, ortaya konulandır. Düşünen, hareketlendiren ve ortaya koyan değildir. Konulandır, yapılandır, yapan değildir. Ama bu nispet edebilecek kabiliyeti gelişmemiş adamın. Evet. Onun için niçin böyle şey yapıyorum canım? Hakaiki nisbiye insanlığın hakikatidir. İnsanlıktan hakaiki nisbiye çıkar, insan insanlıktan çıkar. Ne kadar mıyım? Yani ben acayibime gidiyor yani, acayibime gidiyor. Ya yani ben zaten bilmezdim ki böyle bir şey olduğunu ya. Bir tuhafıma gidiyor ya. Bu kadar mı böyle anlıyor? Ama şey yapamıyorum tabii, ifade edip. Ya bir yerde de diyor Allah kainatı yarattı. Hem yarattı hem göstermek ve görmek istedi. Hem görmek ve göstermek istedi. Hem kendisi hem de mahlukatıyla da görmek istedi. İki, mahlukatının görmesiyle de görmek istiyor. O zaman insandaki o nisbiye hakikatini görme şeysi bir Allah'ta var bir de bizde var yani. Çok güzel. Başka kimse de yok. Çok güzel. Tebrik ediyorum. İslam'da böyle alkış yok ama alkış ediyorum onlar. Çok harika. Allah'lığın Allah'ta olan bir sıfatı
bize ikram olarak onu verdi. Bu kainatı hem Allah seyrediyor hem bize diyor ki benim seyrettiğimi siz de seyredin. Allah Cenab-ı Hak kendi sıfatlarından bize vermiş. Görebilme, seyredebilme ve seyrederken mana mertebelerini farklı farklı tecellileri fark etmesin diye etsin diye o kabiliyeti verdi kendi zatının özelliğinden. Yani bizim ben seyrediyorum, sen de seyret. Yani seyretmek Allah'a ait. Bizimki Allah'ın kibirini tanıyor. Yüzü olarak. Tabii. Yani mesela biz görüyoruz. Evet. Gözde Allah'ın gözü yok. Yüzü olarak var. Allah'ın görme hakikati var. Basirdir. Tamam. Ama kaynak itibariyle odur tabii. Yapılan yapana benzer mi? Yani bunu usta yaptı diye bu usta mıdır? Mesela bu bina insan yaptı diye bina insan değildir. Masayı insan yaptı diye masa insan değildir. İnsan masadan öncedir ve masaya benzemez. Allah da bu kainattan öncedir ve kainata benzemez. Masanın ustası masadan önce olduğu gibi masaya benzemez. Kainatın ustası da kainattan öncedir ve kainata, mekana, zamana benzemez. Çünkü zaman ve mekanın sahibi zaman ve mekana mahkum değildir. Zaman ve mekanı olmayanın ve yaratanın zamanı yoktur. Zamanı olmayan da doğmamıştır. Doğmayan da doğurmamıştır. Lem yelid ve lem yulet. Allah birdir ama bir başka birlere benzemez. Evet. Allah birdir ama birliği diğer birlerin birliğine benzemez. Çünkü bütün hakikati ortaya çıktığı kaynaktır bir. Halk etme makamıdır. Şimdi devam edelim. İşte bu meskür sırlar gibi sır. Daha bilmediğimiz çok ince, âli, yüksek hikmetler için âlimi bir surette irade ettiğinden. O zaman şimdi bazıları şunu soruyordu. Ve hocam diyor ya. Ya Allah bu Kur'an'da çok methediyor. Yani Allah. Ya Allah yakışır bir alemi. Çünkü göremiyor kününe. Yani basit görüyor şu alemi. Çünkü niye? Niye basit görüyor? Basit yaşıyor da ondan. Mutfak, doldur. Tuvalet, boşalt. Yatak, yat, iş. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Bu ne diyecek? Ya hocam yani Allah bu kadar kainatı büyütüyor falan. Ya. Aleminde alem yok. Aleminde alem karşılığını bulmamış. Aleminde yok. Radyosu açık değil ki verici istasyon alsın. Verici istasyonlar gözükebilmesi için radyosu açık olması lazım. Navigasyonu açık olmayan uydu, uydu ne yapsın? Uydu zaten devamlı veriyor. Arkadaşlar, navigasyonunuzu açtığınız zaman uydu size sinyal veriyor zannetmeyin. Devamlı zaten sinyal veriyor. Sen sinyalına muhatap oluyorsun açma ile. Allah devamlı hidayeti veriyor, ruhunu aç. Güneş doğmuş, ne zaman güneş girdi? Camını açınca. Hayır kardeşim, güneş vardı, perdeyi araladığında girdi, o hidayet işte. Allah zaten devamlı hidayet veriyor ama sen gönlünü açmıyorsun. Perdeyi açmıyorsun, güneş ne yapsın? Bir farkına varsak onu açmak da işin çözüleceği. O kadar ya, sen bir şey yapmıyorsun ki. Perdeyi açmayla sen güneşi sokmuyorsun ki içeriye. Bakın arkada kolay ya. Sen perdeyi açmayla güneşi sen mi sokuyorsun? Hayır arkadaşım, onun ortaya çıkmasına, girmesine sen yalnız yoluna açıyorsun. Şemse güneşe Cenab-ı Hak misal olsa, hidayet de güneşin ışınları olsa, perde de senin gafletin olsa, bina da senin efendim, binanın kendisi de cesedi olsa, binanın içi de ruhu olsa, şey ruhun olsa, ruhun içindeki donanım da sen olsan, perdeyi araladın, ne yaptı güneş? Girdi. Aa güneş girdi. Hayır güneş zaten vardı, sen sokmuyordun. Onun için hidayet çok kolay. Aç perdeyi, bitti. Bir yerde nefis için diyor ya, nefis hep Adem, Ademiyeti şey yapar. O zaman bizdeki nefis bir perdeyi sonra, kapatmak ister. Kapatıyor yani, sürekli. Yani. Perdeyi kapatmayla güneş yok oluyor. Kimin nazarında? Burada odada olanlar için. Dışarıda olanların güneşini kapatabilir misin? İşte nefis de bu. Aslında güneş bize sürekli yansıyor. Gayet sürekli bize yıldız gibi vuruyor. Ama bizdeki nefis sürekli ona hayır hayır diyerek perdeliyor. Perdeliyor. Sadece biz evet desek
İşte çıkacak. Alemi denilen, buğdayı kastediyorum. Evet. Alemine, dışarıdaki alemi sokmuyor. Nefis. Perde oluyor. Nefis perde işte. Bu kadar kolay. Aralar arkadaş. Ustad diyor ki perde geldi diyor. Perde geçti diyor. Bir dışarıdan güneş vardı, tak diye bir rüzgar geçirmiş. Perde indi diyor. Perde kapattı diyor. Biz de zannediyoruz ki yani güneşi kendimiz çekmemiz, getirmemiz lazım olayları. Yani hakikaten Murat, yani güneşini camı açtık. Evin içine girdi. Güneşe biz mi dedik? Sok içeriye. Biz güneşi nasıl diyeceğiz ya? Dünyamızdan 1 milyon 400 bin defa büyük. 150 milyon kilometre uzak. Yani arkadaşlar güneşe hiçbir müdahalemiz yok. İçeri girmesine hiç. Hiçbir katkımız yok. Girmesine İbrahim bir perdeyi arala, tamam. Güneş aralaman nispetini tak oradadır. Yani sıralama yok. Aç girdi. Demek ki tırıt ve vuruyordu. Tahavul ve tagayür ise zıtları birbirinden hikmetle karıştırdı ve karşı karşıya getirdi. Şimdi kainatta ki eşya birbirine girmiş. Nispet olsun diye ama karıştırmış, zahirde karışık ama hakikatta nihayetsiz sonsuz şey. Mesela neye benziyor? Atom. Atom içinde ne var? Elektron, nötron var, proton. Zahirde hepsi birbirine değil mi girmiş? Avukada toz. Ama kimyacıya göre eyne seramine süreya. Proton nerede, nötron nerede, elektron nerede? Burada karışık gibi gözüküyor. Evet, hakikaten yani bakın bir kimyacı atomu nasıl görür? İlmen böyle. Atom nedir deyince kimyacının nazarında ne olur? Fizikçinin nazarında? Ne alem şekillenir? Hangi alem şekillenir? Bir gafilin veya bir bizim gibi biraz meşgul olmuş insanın nazarında nasıl şekillenir? Yani fizikçinin benim alemimde gözüktüğü gibi gözükmez ki aleminde. Onun için hakaiki nisbisi inkişaf eden bir insan, bir fizikçi profesörü gibi bir atomun onun aleminde nasıl gözüküyor, benim alemimde nasıl gözüküyor, sokaktaki cahil insanın atom deyince ne anlıyor, aleminde ne oluyor? İşte atom farklı bir şey yok abi, tutuluyor değil mi? Atom nedir yani? Hepsi bir tektir. Ama hakikat olarak bakarsan içinde sonsuz neredeyse mesafe var. Proton nerede, elektron nerede? Değil mi? Ya bizim alemimizde karışık. Alemimizde karışık. Onları düzeltsek yani her şey otursa o zaman safiyete böyle şeye geleceğiz. Ondan sonra disk birleştirici var bilgisayardan. Mesela senin bilgisayarına yaptım ben. Biraz hızlandı odadaki. Bir tane dosya bilgisayarda şurada gözüküyor, bir tane burada, bir tane. Onun için yavaşladı. Ne yapıyoruz? O dosyaları birleştiriyoruz. Evet. Şimdi alem karışık gibi gözükürken sebebi karışık kafada karışık gözüküyor. Tabii, ayna çatlak. Karşıyı nasıl görürsün? Çatlak görürüz. Ama çatlak mıdır? Güneş çatlak gözükür aynada. Güneş çatlak mıdır? Sen çatlaksın. O alemin karanlıksa her şey karanlığa inkılap ediyor. Şeyde söylüyor bunu. Elebasinde 30. sözde. Bak ne diyor? O cümleyi oraya bak. Harika, demek oraya götürdü Allah bak. Şu. Bak aleminde ne oluyor? Bak seyret. Hemen şu manayı lütfen bozmayalım. Hani böyle zihninizi demek istiyorum. Bak. Şu ene, şu hainane vaziyetindeyken cehli mutlaktadır. 538. Binler fununu bilse de cehli mürekkeple bir eçeldir. Çünkü, iyi dinle şimdi bak. Duyguları, efkarları, kainatın envar-ı marifetini getirdiği vakit, duyguları ve efkarları, kainatın envar-ı marifetini getirdiği vakit, nefsinde onu tasdik edecek, ışıklandıracak, idame edecek bir madde bulmadığı için sönerler. Gelen her şey, nefsindeki renkler ile boyalanır. Mâs-ı hikmet gelse nefsinde abesit-i mutlaka suretini alır. Allah'a tefsir eden, Allah'a izah eden, Allah'ı aralayan, Allah'a bize tavsif eden manalar nerede? Adam aleminde o gelenler abes manası. Ya şuna bak ya, olur mu? Bu ne işe yani? İnkılap eder. Çünkü şu haldeki enenin rengi şirk ve tatildir. Hatta bak
Bütün kainat parlak ayetlerle dolsa o enedeki karanlıklı bir nokta onları nazarda söndürür göstermez. Yani karanlık burada. Hani gelirken arabada ne dedik? Günah bilinirse günahlıktan çıkıyor. Kusur, yani sevap olmuyor. Kusur bilinirse kusurluktan çıkar. Hemen tedbir alırsın, tövbe edersin. Ama kusurdan daha büyük kusur var. Nedir o? Kusurunu bilmemek. Kusurdan daha büyük kusurdur. Çünkü çaresi yok onun artık. Ama kusurunu bilmek onun çaresi var. Çaresini biliyorsun demektir. Ben eksiğim demek var ya, onun kadar harika bir şey yok. Çünkü o bir hakikati ortaya çıkardı. Şimdi mesela diyor ki, abi diyor ben ya çok kötüyüm diyor ya. Geliyor da söylüyor. Abi hakikaten ben rezilim diyor ya. Kastamonu 134. Ya ben hakikaten iyi değilim abi diyor. Evet. Ben de diyorum ki bir şey söyleyeceksin de. Hakaiki nisbiye ettin demek istiyorum. Evet. Burada bu hakaiki nisbiye yapmış oldum. Hakaiki nisbiye olacak şimdi. Öbürüyle kıyas edecek. Kıyas edecek. Dedim ki sen hakikaten kötü. Abi hakikaten çok kötüyüm dua et dedi ya. Peki diyorum ki hakikaten doğru kötüsün. Ama kötü olduğunu hangi iyi tarafın anladı? Mutlak kötü olsan mutlak kötüler kötülüğünü bilmez. Mesela hani vesvesede var ya, acaba ben kafir mi oldum? Müslümansı imandır bu. Niye? Kafirlikten korkan iman bir tarafın var. Eğer iman denilen bir hakikatin olmasa kafirlikten endişe etmezdin. Zira kafir, kafirlikten endişe ediyor mu? Eyvah ya bir kafir düşünün Alman. Ya ben kafirim ya, ben ne yapacağım ya? Ona zaten Müslümandır bu. Bunu diyen Müslüman olur. O zaman Allah Resulü söylüyor. İmanından şüphe etmek İmanın mahsı delilidir. Benim imanım var mı ya falan? Ya acayip bir mahsa o. Ha, lazım değil mi o imanı? Ver bana. O imanı bana ver o zaman. Anladın mı? Şimdi demek ki burada Yusuf. Hastayım. Uykum var. Tabii ki gelir kardeşim. Yok. İyiyim. Bitireceksin burada. Burada bitireceksin. Ha, demek ki karanlık hariçte yok burada. Evet. Nice güneşin altında kapkara kafalar var. Bir daha söylüyorum. Nice gündüz ortasında kapkara insan. Ben bir arabaya ne yaptım biliyor musun? Gülmeyin ama. Mahsus yaptım. Ha, yaptık işte. Şimdi yapamam yani. Nerede yaptım da demeyeceğim. Gündüz İslamik ismimi çıkarttım inşallah. Pantolonumu giydim. Takkede şey yok. Öyle giydim. Bir tabak tepsi aldım. Çay tepsisi var ya. Tepsisi aldım. Ortasına da bir tabak koydum. Bir mum koydum. Gündüz 12. Gündüz o günü. Ağustos, Temmuz. Adamı yakıyor yani. Ben de mumu yaktım. Mumla gidiyorum böyle caddede. Ana caddede. Ooo deli dedire böyle. Yaptım yani. Şimdi mumla gündüz ortasında ya görmüyorum gibi değil mi? Tamam mı? Yani tepsi götürüyorum. Önümü görüyorum gibi. Yukarıda tepeme güneş vurmuş. Evet. Herkes yakıyor. Millet gölgeliğe kaçıyor. Ben de güya karanlık önümü görmüyorum da mumla görüyorum falan. Mumu götürüyorum. Aaa gülüyorlar. Ben de hiç yapmıyorum. Evet. Mesela bir dersimde şey yaptık. Böyle tanışır lamba gibi demir celaskal yaptırdım. Dersten önce hayvan vardı. Derse yakın kestirdim. Aşağısına şey tepsi koydum. Hayvanı astım. Koyunu soydurmadım. Karnını yardırdım. İşkembeler çıkmış, karaciğer, böbrekler. O hayvanın ağzına da ot koydum. Tamam mı? Ders yapacağız. Millet geliyor. Beni gören yok bu. Ya tabii her şey ya. Hacı Bayram Veli gibi adamı kesiyor bu falan diye. Ondan sonra koyun tüyü orada. Karaciğer, böbrek, işkembe, et. Ama ağzında şey... Bir de böyle bir tane hortumla su koydum. Bu işte. Malzeme bu. Netice bu. Plastik değil yani. Gerçek. Gerçek astım. Gerçek astım. Canlı. Ben bunu hikaye değil. Ya yaparım falan hayal etmiyorum. Yaptım diyorum. Tepsiyi de maksatlı. Bak şimdi. Bir daha yapayım de. Tepsiyi aldım Murat. Gündüz tepe. Güneş vuruyor. Temmuz Ağustos ayları. Tepsiyi aldım. Ortaya da bir mum koydum. Mum sanki etraf her taraf karanlık da mumum aydınlatıyor. Diye böyle gidiyorum. Ho gülüyorlar. Mumla aydınlanıyorum. Neye benziyor biliyor musun? Güneş altında mum işine girilir mi?
Yani her tarafın aydınlık, mumun aydınlık. Ha, bu çok gülünç değil mi? İnsanların hepsi böyle. Çoğusu tabi. Çoğusu böyle. Yani nuru ilahili, nuru Kur'an güneşi, Kur'an'ın güneşini içinden çıkan mum ışığına, güneş varken mum ışığına şey yapan, altına girendir. İnsanları tasvir ettim ben orada. İnsanlığı tasvir ettim. Ey gidi. Nasrettin Hoca'nın şeyine gittin mi mezarlığına? Akşehir'e ben gittim. Giden de gitmeyenlere söylüyorum. Nasrettin Hoca'nın mezarlığı üçü açıktır. Üç tarafı. Bir tanesinde demir parmaklıklar var. Ha böyle de bir tane kilit var. Kupli var. Kimse girmesin diye demir kapı koymuş. Neresine? Mezarın bir tarafına. Üç tarafı açık. Bize diyor ki he akmaklar sizin durumunuz böyledir. Her an öleceksiniz ama ölmeyecek gibi yaşıyorsunuz. Dünyanın bu kadar tertibini alıyorsunuz. Yani efendim bu kadar ciddiye alıyorsunuz. Garanti alacaksınız ama ulan öleceğinizde haberiniz yok. İşte sizin haliniz benim şu mezarlığa benzer. Yani mezarlığın bir tarafında, dört tarafın bir tarafı demir parmaklıklar koymuş. Ha böyle bir kuple asmış. Üç tarafı açık. Şimdi güneş altında mumla gidiyor adam. Sen ne? Ha bu kafayla mı gideceksin bu kainatta? Bu tabiat ve tesadüfçüler onu yapmış oluyor. Onu yapıyor. İnkarcılar onu yapıyor. Veya gafiller onu yapıyor. Ve İslam'ı deyip de İslam'la alakası olmayanlar onu yapıyor. Yani güneşin altında iken kapkara, kafa karanlık. Güneş var ama yok. Adam onun güneşi lamba. Onun için nice güneşin altında kapkara insanlar var. Kapkara. Kafalar kara, içi kara. Güneşin olmasa kafanın içi aydınlanmıyor ki. Feneri atıyor ya şeyde imanda. 23. sözde fener diyor ya ustad. Fener. 23. sözde anlatıyor bu olayı. Ama yaptık o gençliğimizde falan. Sonra abi ne yapmışlar da burada erememişler yani ya da erenler ne yapmışlar ermişler böyle. Yani. Bunu en veciz bir cümle söyleyeyim. İyilerle beraber olursan iyi olursun, kötülerle beraber olursan kötü olursun. Bu kadar basit. İyi olmak isteyen iyilerle beraber olsun. Tefekkür etmek isteyen tefekkür edicilerle beraber olsun. Tahkiki okumak istiyorsan anlama, onlarla beraber ol. Yani kimle berabersen o istidatların gelişiyor. Karadeniz'in dalgasına arkadaş olan kayalar uyuyor. Yani sert dalgalar kayayı sert dayısı uyuyor. Yani arkadaşım beraber misin? Su nedir? Yumuşak. Kaya nedir? Sert. Zamanla oymuyor mu? Devam. Sen ne kadar sert olursan ol, kötülüğe karşı dirensen de, o senin arkadaşın kötü ahlaklı olsa, senden daha basit su gibi olsa, seni yine oyacak o. Kötülük çabuk eğilir, nefsanidir. Denizin dalgası kayayı oyduğu gibi, sence basit ve cahil olan, kale almadığın o arkadaşın, gafil arkadaşın seni oyacak. Sen kaya dayı olsan. Böyledir. İyi olmak istiyorsanız iyilerle beraber olun. Tahavvül ve tagayyür ise tagayyür için zıtları birbirine hikmetle karıştırdı. Karşı karşıya getirdi. Zararları menfaatlara mezcederek, şerleri hayırlara ithal ederek, çirkinlikleri güzelliklerle cem ederek, hamur gibi yoğurarak şu kainatı tebeddül ve tagayyür kanununa ve tehavvül ve tekamül düsturuna tabi kıldı. Niye? Vaktaki meclis imtihan kapandı. Yani tabi buraları ezelim desek olmuyor. Dura dura gitsek desek zamanımız yok. Şimdi tahavvül ve tagayyür. Ne anlıyorsunuz arkadaşlar? Tahavvül. Tagayyür. Ne yazmıştı? Birinden diğerine geçmek, bir halden başka bir hale geçmek. Bu nedir? Lugat. Evet. Meali. Tahavvul. Manası ne? Tahavvul. Arkadaşlar, cisim maddedir ama, bakın ben maddeyim ama, madde olmayan halleri taşıyorum.
Tahavvul, zahirde görünen bir hakikatin asansör gibi seni hakikatine götürmesi. Anladın mı Yusuf? Anlamadım. Mesela sen tahavvul dedin ki, bir halde bir hale dönüşmesi. Mesela yumurta, tavuk, tavuk, yumurta, çekirdek, ağaç, ağaç, çekirdek. Tagayyür ise ağacın bitkici, ufaktı, büyüdü, yaprak verdi, döktü, tekrar verdi. Bu ne al? Tagayyür, değişme. Lügat manası. Bu lügat, ama lügat bu. Meal bu. Ama içi ne? Şu. Tahavvul, zahirde gözüken bir aynadarlık, yani cisim. Cisim aynası ve penceresi, menfezi içinden nihayetsiz hakikati ifade eden hakikatin keşfedilmesi. Mesela şu ceset 60 kilo, 70 kilodur. Her zaman aynı. Ben buyum. Yani ben geçen sene de buraya geldim, gözümde vardı. Değişmedi. Kulağımda değişmedi. Ama tahavvul, ama alemim devamlı değişiyor. O zaman o alemime işaret eden budur. Peki nasıl anlatılacak? Utandığım zaman ne yaptı? Kızardım. Ne dersiniz? Tahavvul etti. Yani ruhunda utanma var. Niye bildin? Kızarma oldu. Bak, utanmama ile utanma arasındaki alamet nedir? Bir daha söylüyorum. Utanma duygusuyla utanmama duygusunu ifade eden kızarmadır. İşte tahavvul, bu iki birbirine zıt gibi gözüken kızarma kızarmama arkasındaki ruhsal derinliklerinden ve enginliğinden haber veriyor. Yani gaye ve maksat olmasa eşyada tagayür olmaz. Şimdi bu binaya sen nasıl şekil veriyorsun Yusuf? Niçin bu eve benzemiyor? Arkadaş, bu eve benziyor mu? Burası bu da yok. Hiç benzemiyor. Neresi benziyor buna? Niçin bu şekil aldı? Arkadaş, bu şekil yoktu. Burada vardı. Buradaki gaye ve maksada göre bu şekil aldı. İşte ruhtaki ruhtaki halete göre ceset ve eşya şekil alıyor. Ruhu ruhtaki hakikate göre bizde fiil gözüküyor. Mesela namaz. Mesela zulmetmemek, içki içmemek, zina etmemek, koşmak, sahip çıkmak. Hep bu bedensel gibi gözüküyor hareket ama bunu tahrik eden, tetikleyen ruhtur. Demek ki bu bina, bu odalar böyle, bu salon şekillenmeden ilk önce nerede şekillenmişti İbrahim? Burada, evet. Bu odanın şekli bu oda yokken vardı. Gayede. Gayede ve zihniyetimde, düşüncemde. Çünkü biliyorum ki burada ders yapılacak. O zaman o zihniyetime göre bu madde mecburdur şekil almaya. İşte tahavvul budur. Yani hareketlenen şeyler hareketlendiren Zat-ı Zülcelal'in gaye ve hikmet ve maksadına göre şekil alması. Anladın mı bile? Yani sorsalar, niye hareket ediyor bu kainat kardeşim? O zaman abi, mesela bazen örnek veriliyor ya, bir insan besmele çekmesiyle birçok şeye, mesela suyun üstünde bile yürüyebilmez. Ha, evet. Mesela, şeyin o zaman özelliğini değiştiriyor, o ruh hali. Ha, çok güzel. Mesela sudan, Allah bize söyledi. Suda adam batar mı? Batar. Ama adam bir besmeleyle geçiyor. Eşyanın mahiyetini değiştirdi, hakikatini değiştirdi. Batmıyor. Madde, cismaniyet ruhta olana tabi oluyor o zaman. Ruhta, evet. Geride ne varsa o da ona tabi oluyor. En ayin nezerini abdibi. Nasıl inanırsanız Allah öyle bir muamele. Demek ki yani tagayür ve tahavvul kainattan takip edilen hikmet ve gayeye göre şekil almasıdır. O zaman insanın cennette ruhunun isteğine göre cennetin değişmesi de o ruhun... Aynen. %100 orada karşılık bulmaz. Çünkü cennet bir an bir ana benzemiyor. Bir an bir ana benzemiyor. Her şeyiyle. Yediğinle, mekanında. Şu mesela
an ve an hiçbirisi birbirine benzemeyecek. Bir an bir anla benzemeyecek, devamı değişecek. Çünkü ruh böyle istiyor. Ruhun istediği gibi olacak. Kanka ruh da bir an bir anı istemiyor yani. Bu da sonsuz ama böyle. Sonsuz. Bir ruh, ruh yansımasıdır. Ruh bir an bir ana benzemeyecek istiyor. Hasan abi, bu kainatta şu an yok değil mi burada? Var. Değişim bu. Bir an bir ana benzememesi. Var ama şeklen benziyor, birbirine yakın ama hakikati yok. Ama bu cennetteki senin kastettiğin şu şekil, o yok. Çünkü bakın, bu ben geldiğim zaman 2 ay önce gittim değil mi bu memleket? Duvar vardı değil mi bu? O tahta da vardı. Gene var. Evet, o var oldu, yok oldu ama değişmedi. Cennette bakın arkadaşlar, bu bina bir an var, ikinci yaratılmada hemen an ve an, zaman üstü yok oldu, başka bir şey oldu. Yani ne duvar ne ev değil, başka bir şey. Üçüncüsü, o başka şeyin başka şeyi. An ve an. Bu nasıl bir şey? Ben de bilmiyorum ki zaten. Peki bu neden var Hasan abi orada? Fıtratımızda var da onun yani, orada insanlar canı sıkılmayacak diyorlar. Bir şey, hastalık. İşte böyle sıkılır mı? Böyle sıkılır mı? Yani niye var? Çünkü cennet fıtratın hakikatinin ortaya konulduğu yerdir. Cennet fıtratın, yani yaratılışın, yani ruhun istidat ve kabiliyetlerinin cisimlendiği, tezahür ettiği, şekillendiği yerdir. Ruh da an ve an değişiyor. An ve an farklı istiyor. Bir an bir ana benzemesini istemiyor. Ama kendi alemimizde da böyle mi oluyor abi? Şey? Kendi alemimizde de ruhta böyle mi oluyor? Tabii. Devamlı. Tabii ondan zaten bir bıkıyoruz. Aynı şeyi tekrar yaparsan sen mesela iş yaptın işte. Bıkmanın sebebi ruh böyle istemiyor. Ama mecburuz yani. Bütün işler öyledir. An ve an farklılık. Mesela ilk aldığın zamanki şefkin var mı? Yok. Ruh istemiyor yani. Ruhun yapısından isteyen ve istemeyen cesedi değildir. Ruhtur. Açken yemeği istemene bak, tokken yemeği istemeye bak. Ama tekrar acıkıyorsun, acayip oluyor. Burada duralım, bundan sonra devam ederiz. Evet. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةَ مَا سَلَوَاتِ Cehennem de ruhun vücud haricisidir. Cennette. İkisi bütün olunca. Evet. Hakikat tamamlanır. Yani ben hep şeyi demek istiyorum. Sakın ha. Cennet müstakil vücudu var da bir şekil alıyoruz. Şu. Bu kaba göre şekil alır mı? Bir daha bunu lütfen şey yapın. Yazmayın şimdi. Bu su bu kaba göre şekil alır. Siz buraya göre şekil alırsınız. Buraya gelmenizde de oturun. Size tahsis edilen yerde oturacaksınız. İstediğiniz gibi hava vuramazsınız, konuşamazsınız, bağıramazsınız, türkü söylemezsiniz. Niye? Siz buraya mahkumsunuz. Cennete ruh böyle mahkum edemezsiniz. Tam tersidir. Ruhun vücudu haricisi, tezahür ettiği yerdir. Yani ağaç istediği yaprağı kendisine takamaz. Meyveyi takamaz. Çekirdeğinde ne varsa onu gösterir. İşte ruhun vücudu harici alırsa cennetin zemini oluyor. Ama orada Allah'ı görecek insan cennetten daha üstündür. Çünkü ey insan diyor, ruhunu bozma. Ne? Sana emanet verilmiş ruh. Kime diyor? İnsan. Demek ki insanlık değil. Daha acayip. Ruhun vücudu harici dedik. Enenin vücudu haricisi yoktur. Ene mahluk değildir. Ene Allah'a bakar. Onun için cennette, cennetten üstündür. Beka ve bekadan üstündür. Rüyetullah Allah'a seyredecek. Orada alimlik de var ha. Hadis-i şerif. Bak diyor ki, Peygamberimiz diyor, tövbe yani, hadisi kutsi ve hadis-i şerif. En azını alayım bari. Cennet ehline Cenab-ı Hak der ki diyor, bu kurban olduğum. Gerçi istemiyor ya Cenab-ı Hak kendisine kurban olmak. Ey cennet ehli, benden ne istiyorsunuz daha cennette olanlara? Ya Rabbi, sizden daha ne isteyeceğiz ya? Ben zaten anlayamıyoruz ya, bu cennet nasıl bir şey ya? An ve an değişiyor ya, kafa 7 saatin adam. Yani Allah yine diyor ki, daha şu kadar bir şey istiyor musun? Ya Rabbi, daha ne isteyeceğiz diyor. Bak şimdi, alimliğe bak. İyi düşünün diyor. Ya Rabbi, senin şükründen aciziz falan. Diyor ki, kalkın.
kalkın sizin dünyadaki alimleriniz yok muydu? Vardı ya Rabbi, onlar vesile oldu bize gelmemize. Onlar bize ders anlattı, onlar bize vesile oldu, onlar bize öğretti de girdi. Ha gidin alimlerinize gidin. Herkesin cennet içinde cenneti vardır. Bir umumi cennet var oturacağımız. Evin bir oturma salonu yok mu? Bir de yatak odanız var. Bir de hususi cennetiniz. Yatak odanıza herkesi alır mısınız özel hayatınıza? İşte cennette de hususi cennet var. Bir de umumi cennet var. Gidin diyor alimlerinize sorun. Başka ne istiyorsunuz? Gidiyorlar ey alimlerimiz. Ey dünyada bize bunları öğretenlerimiz. Rabbimiz böyle diyor. Ne var başka Rabbimizden isteyeceğimiz? Size biz anlatmıyor muyduk? Cennetten üstündür. Rüyetullah. Allah'ı niye görmeyi istemiyorsunuz? Cennet ona şey değil ki. Diyor hemen ya Rabbi. Seni görmek istiyoruz. Yani alim orada da alimdir. Allah rütbeyi sökmüyor. Alimlik şerefine bak. Peygamberlik rütbesini sökmüyor. Annelik rütbesini sökmüyor. Hala annen. O duyguları yaşayacaksın ama öyle değil. Anneliği, anneyi sevmek, çocuğunu sevmek ayrı bir lezzet, o da yaşayacak. Allah öyle verdiği makamı geri almıyor. Orada da hayal etmeyin bir anne gibi. Yani oraya uygun bir şekil ama rütbe almıyor. Alimlerinize gidin. Alimlerinize gidin bakalım neymiş başka? Ondan sonra o meğer alimler Rabbi ile tabi istemiş bu cahiller de cennette yani cennete girmeyecek kadar cahil değil yani buna göre. Ondan sonra bu alimlerden de 70 bin sene sonra işte 7 bin çokluk Allah'ı rüyetini görmeyi talep edecekler. Oysa alimler seyrediyorlar. Siz dedi Rabbinizden Rabbinizin cemalini isteyin diyor. Niye unuttu? Ha yeniden istiyorlar. Oysa bunlar atını almış koşmuş. Anladınız mı? Onun için cennete göre şekil almıyor. Ruhumuzun şeyine göre, çekirdeğin yapısına göre ağaç şekil alıyor. Peki çekirdek hepimizde aynı değil mi? Niçin herkeste farklıdır? Evet elma çekirdeğini Adana'da ekerseniz, efendim Karadeniz, Rize'ye ekerseniz, İstanbul'a ekerseniz, Arabistan'a ekerseniz ne olur? Hepsi farklı olur aynı çekirdek. Kimi yerde kurur çıkmaz, kimi yerde ufak olur. Çekirdek iyi olabilir. Yani fidan iyi olabilir. Toprak lazım. Toprak da fidana uygun olması lazım. Yetmiyor. Atmosfer de iyi olması lazım. Onun için amel, takva, iman. Ne yapacak? İman, İslam, ahlak. Üç. Tohum, çekirdek, bitki, toprak, atmosfer. Atmosfer, ahlaka misal. Biraz önce Ahmet kardeşi dediniz ki iyilerle beraber olun. O zaman atmosferi hazırlamış oluyorsun. Tabii şu anda sen, şu anda işte çalıştınız, geldiniz. Peki gelmeyenler bunu kaybetmedi mi? Buralarla beraber olursanız buralarla aşı olacaksınız. Bundan beraber olacağız. Niye? İşte sen bilmiyor musun şimdi işten çıktıktan sonra televizyonun karşısına geçmek? Tamam. Abi peki cennetteki insan kendi ruhunu karşısında alacak da peki cehenneme giden bir insan aynı cennetteki aynı, gibi. Aynı tersi. Yani hem kendi özel bir cehennemi bir de umumi cehennemi mi olmuş olacak? Evet, çünkü niye biliyor musun? Bir de umumi cehennemde o vesile olduğu veya o bildikleri insanların azabıyla da azaplanacak. Mesela diyelim ki sen çok sevdiğin bir insan var. Başına bela geldi, dişi ağrıyor, hastalanıyor. Evladın mesela. Evladın dişi ağrıma nispetinde seni ağrımıyor. Sen elem almıyor musun? Sevdiklerinin elemleri elemlenmiyor musun? O da öyle alacak işte. Aynı zamanda... Evet kılacağız. Gideceksin. Tamam sen git. Görüşmek üzere. Ben sana telefon edeceğim. Aleyküm selam. Ruhunun şeyine göre de an be an o cehenneme de devamı değişecek. Ha! Cehennem arkadaşlar sabit böyle bir kuyu falan. Katranlar. İnsan da orada lop lop top gibi oynuyor. Öyle bir şey yok. Var ama böyle olmaz. Niçin yok diyorsun? Ne biçim konuşuyorsun? Cehennemi hayal ettik değil mi? Cehennem hayal edilemez. Düşünülemez. Gözükmemiş, hayal edilememiş. Bir de peygamberimiz görmüş. Yani peygamberimiz görmüş cennete girmiş. Yani cehennemde an ve an haletini görüyor. Ama cehennemin şu özelliği var. Hangi duygunda Allah öyle bir Allah'tı ki hepsini komple çöpe atmıyor. Cehenneme vesile olan hangi vasıf sıfatlarındır? Onlara veriyor.
Yani her bir duygumuza ayrı bir vücut veriyor. Böyle komple atmıyor bu ceset. Bu cesedi atarsanız benim cesedimi, gadabım da orada, merhametim de orada. Bak gadab, merhamet zıt. Yusuf bunu anladın mı? Aynı bu şekilde de cehennemde giden bir insanın bütün duyguları, hasseleri yanmıyor. Her bir duygu hassesine bir vücut veriyor Allah, ceset. Her bir duygu ve hassesinin yaptığı suça mukabil kadar ona ceza veriyor. Eğer o cehenneme sebebiyet vermeyen duygu ve his de canlıdır, ruhludur, şuurludur. O da bir mahluktur. O müstesna oluyor. Yedi tabağı. Anladın mı? Yoksa böyle bir insan gibi düşün. Ha! İn lan aşağı. Ne oldu? Her taraf öyle gitti. İnsanın her bir nihayetsiz, sonsuz istidat ve kabiliyeti var ya, hepsine Allah ayrı vücut verecek. Ayrı bir otçum verecek. O zaman bir tane ruh olmuyor mu aslında? Hep ruha şöyle diyor ustad. Basittir diyor. Basittir bu halk arasında kullanılan basit değil. Yani karma değil arkadaşlar. Ruh kimyasal bir reaksiyona giren 5-6 tane kimyasal madde değil. Tek bir hakikattır ama nihayetsizdir. Allah'ın zatından gelen bir nurdur ya. Bir tane nihayetsiz ruh var. Bir tanedir ama sonsuzdur. Peki dırırtlar mesela cennetin bu tarafında, oradasın, şuradasın, buradasın. Hangisi aslısın? Hepsi aslıdır. Çünkü insan diyor ya, elemlerle elem alır, sevinçlerle lezzet alır. Evet. Yani kainatta o zaman yani cennet ve cehennemi insan aynı anda yaşıyor. Dünyada yaşıyor zaten. Dünyada yaşıyor. Ama işte. Yani... Şey, bu şeyde şualarda nasıl anlatıyor? Bu çekirdeği 103'te yerler söylemiyor. Yani burada belki de 20 tane atıf var. Yani insan bir tane bir yolundan değil, değil. İnsan yaparsam. Hayır, insan bir tane olur mu? Bak şöyle düşün bak. Şu anda ben var olup yok oluyor muyum? Şu anda böyle alem misal fotoğrafımız çekiyor diye şöyle zannetmeyin. Şak! Kaykay resmi. Şak! Öyle bir şey yok. Fotoğraflar çekiliyor. Ne yapıyorsun lan? İçki içiyorsun. Çat. Ne yapıyorsun lan? Kur'an okuyorsun. Çat. Al sana fotoğraf. Değil. Bizim kadar fotoğraf birikti alemimizde. 109. sayfada şöyle diyor sözlerde. Biz canlı ve ruhlu neysek yok oluyoruz. Yani kudretteyiz. Dünyadakine kudret denilir. Gayba ilim deniliyor. Kudretten ilme. Tekrar lef-i mahfuzdan lef-i mahfi ispata ilim. İlimden kudrete. Tekrar bu kudret alemindeyiz. Biz kudretten ilme. An ve an var olup yok oluyoruz. Gittiğimiz şey alınıyor. Ve giden bu ben, benim o. Canlıyım, ruhluyum. Yani şu anda konuştuğum var ya, dırırt diye gidiyor. Yani arkadaş fotoğrafım çekilmiyor. Fotoğrafım. Ha böyle fotoğraf cansızdır. Canlı fotoğraf. Bu hayır canlı da fotoğraf. Benim o, ben. Varlığın. Ben gidiyorum, ben. An ve an ben gidiyorum, o benim. Gelen de benim. Hangisi aslıyım? Hepsi aslıyım. Hepsi de benim. Nasıl ki evde gidiyorsun hanımın ayrı bir özelliğin. Çocuğun ayrı bir özelliğin, iş yerinin ayrı bir özelliğin. Buraya gel. Peki Yusuf sen hangisisin ya? Sığırı koy ahıra. Senin ahırında farklı. Orçunun ahırına farklı. Nadir'in ahırına farklı olur mu sığır? Her yerde aynıdır, asıldır. Ama sığır her yerde aynıdır ama ben her yerde farklıyım. Ha nasıl? Peki sana soruyorum. Hangisi sensin? Hepsi. Ya peki hanımınla olan tarafını biz çeksek. Yusuf bu ne ya? Peki çocukla oynuyorsun değil mi çocukla? Evet. Oynuyor, katlıyorsun. Yusuf ya burada bir de ciddi tabi şey yapıyorsun. Bu ne lan senin? Hangisi sen diyeceğiz lan? 200'lü derler değil mi? Bio. Peki hangisi sen? Hepsi de sensin. Peki niye farklı? Nereye ne iktiza ediyorsa o vasfındır. Peki şey ne? Hakaik hakikiye nedir? Bütününün toplamı sensin. Onun için burada arkadaşlar kendimizi inşa ediyoruz. Biz daha yokuz. Her bir hareketlerimiz, her bir şeylerimiz bir bina düşünün. Bina
binaya konulan tuğladır. Yusuf. Evet. Neymiş? Bakın şu bina olması için tuğla koymak gerekiyor mu bir de? Evet. Koy 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 onu koy bunu koy binayı tamamlıyorsun. Aynen bunun gibi de her bir yaşantımız, davranışlarımız İbrahim kendimizi inşa ediyoruz. Bu dünyada kimliğimiz ve kişiliğimiz belirleniyor. Biz daha belirlenmedik. Niye? 15 sene önce bu muydun? Yok. 10 sene sonra ne olacaksın? Ama bak belirlenmemiş daha. Netleşmemiş. O zaman hayat başladı. Vak vak anladın. Vak vak anlattın. Vefat ettin. Bu iki nokta arasındaki serüveni pistonla sıkıştır. O tamamı işte sensin. Şimdi biz şu anda tamamı değiliz. Tamamın bir parçasıyız. O zaman tamam ne zaman olacak? Ahirette olacağız. O zaman biz bu dünyada ne yapıyoruz? Ebedi ve ezeli. Ezeli ve ebedi olarak kendi kimliğimizi ve kişiliğimizi oluşturuyoruz. Yani kimliğimiz takdir. Yani kendimizi inşa ediyoruz, ihya ediyoruz. Bina tuğlalarımızı koyuyoruz. Burada onu yapıyoruz. Biz dünyada yapmıyoruz. Hani kitap okumuyoruz, bina yapmıyoruz. Aslında bu yaptıklarımız kendimizi kendimiz inşa ediyoruz. Peki abi, cennete giden bir insan iyi bir şeyi ruh talep etmesini insan akıl alıyor da hani cehennemdeki o değişikliği ruhun talep etmesini nasıl? Ruhun öyle bir halleri var ki mesela diyelim ki kin gütmek, haset etmek, kıskanmak, dine zarar vermek, Müslümana şey yapmak, eziyet etmek, tecavüz etmek, öldürmek. Nasıl kabul ediyor ruh bunu? Mesela söyleyeyim, eşcinselini kabul edebilir misin? Ruhuna bir sor bakalım. İlaç mı? Peki onu yapan ruh sahibi değil mi? Nasıl bu hale geldi? Ha, o sen normal ruhla düşünüyorsun. Ruh nihayetsiz hayra kabiliyet olduğu gibi aynı o nihayetsiz şerre de kabiliyeti var. Yani 8'de söylediğim gibi ruhu kafir. Evet. Onun gibi değil mi? Yani? Evet ruhu kafir. Yani nihayetsiz yani midem bulandı değil misiniz? Tabii bulandı tabii. Mesela bir sığra bile Ustad Hazretleri köpeği bile gıybet ettirmem dedi. Köpek bir zarar vermiş ustadın talebelerinin kavurmasına. Ya o köpeği şöyle yapacağız sonra ustad demiş. Köpeği gıybet etmeyin dedi. Ağaca sarılmış çınara bana hizmet etti diyor. Fanelesine işte donuna atletine değer veriyor. Diyor ki bunların bir şansı manevisi var. Benim diyor dinime imanıma yaşarken bana hizmet etti diyor. Bana değeri var diyor. Ama onu nasıl anlarsanız Almanya'da memlekete gittiğiniz zaman memlekette dolaştığınız evler vesaire babaanneniz dedenizin orada oturduğunuz yerin hatırası yok mu? Peki ben gideyim köyüne hiçbir mana var mı? Hiçbir manası yok bence. Ama sen gidince ağlıyorsun çünkü hatıran var orada. O seni tetikliyor. O olay, o taş, o ırmak, o ağaç, o ev, o oda, o kapının tokmağı seni 30 sene önceyi götürüyor. Yani götürmüyor. O hakikati, hakikata pencere oluyor. O tokmakla, kapı tokmağıyla aslında 30 sene önceki babaanneye ne diyorsunuz siz? Ebe mi? Ebe. Ebeni götürüyor. Acayip bir şey insan ya. Ama şundan iftihar ediyoruz. İyi ki insanız. İnsanlığımı bilmiyorum ama daha tanımıyorum kendimi ama çok tanıyamıyordumu da biliyorum. Peki. Ruh neye benzer? Yani neye benziyor? Nasıl anlıyorsun? Ruh şeye benzer kardeş. Boşluk mu? Nasıl? Ruha benzer. Çünkü dünya cinsinden değil ki. Kulü ruhu min emri Rabbi. Rabbinden, Rabbinin bir emrindendir. Onun hakkında şey ama hiç verilmemiş değil. Efendim 29. söz, ruh 29. sözde anlatılıyor. 29. sözde ruhtan bahsediliyor. Tamam. Var mı başka sorunuz bununla alakalı? Yok. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةُ مَا الصَّلَوَاتِ